Onlar yazıyı icat eder etmez okullar açmışlar. Bu çok ilginç değil mi? Nereden anlıyoruz? Böyle listeler yapmışlar sıra. Mesela insan atları vesaire. Bunlar bize gösteriyor ki birine öğretme anlamında, öğretme maksadıyla yapılan şeyler bunlar. İlk zamanlarda tabii yalnız yazı öğretme maksadıyla yapılan bu, açılan bu okullar. Daha sonra bilimin her türlüsünü öğretmeye başlamışlar. Burada neler görüyoruz? Mesela matematik, astronomi. Matematiği burada problemlerini görüyoruz. Geometri problemlerini görüyoruz. Astronomide yıldızların şeylerine ait, adlarına ait birçok yazılar görüyoruz. Bunları nereden anlıyoruz? Derler ki nereden anlıyorsunuz? Talebeler öğrendi bunu. Şimdi çocuklar okullarda anlaşılan bir yığın şey var, kil var. Yarı yumuşak. Çocuklar oradan gidiyorlar, bir tane alıyorlar. Geliyorlar, onu böyle tablet şeklini veriyor. Ondan sonra öğretmeni bir tane şey yapıyor, onlara örnek veriyor. Çocuk onu başlıyor yazmaya. Ama kendisi böyle acayip bir yazıyla ekseriya. Tabletler, ya biz tablet diyoruz onların yazdığı şey, fakat düzgün olmuyor, eğri oluyor, şey oluyor. Bazısında bir tarafında öğretmenin yazısı, güzel bir yazı, yanında da öğrencinin yazısı oluyor. Böylece bunların, sonra bunları atmışlar şey bir kenara, o şey diye kaldırıp atmışlar, onlar toprağın altında kalmış, biz de onları çıkarıp, yani şeyler, arkeologlar çıkarıyor. Biz de bakıyoruz bunlar, bu şey demek bir tarafta güzel yazı, bir tarafta fena yazı. O zaman bunlar öğrencilerin yazısı diyoruz. Şimdi bu şeylerde, okullarda nasıl başlıyorlar? İlk olarak ba, bi, bu diye böyle hece, bab, bu, bip, ap, up, ip diye bu şekilde heceler yazıyorlar. Böylece yazıyı öğretiyorlar. Sonradan işte görüyoruz daha çeşitli kompozisyonları yazdıklarını. Mesela şey yapmışlar, hukuki belgeler var, antlaşmalar. O antlaşmaları öğrenmek için çocuklar kopya etmişler ama şeyleri koymamışlar. Mesela tarihini koymamış, şeylerin adlarını koymamış, tanıkların adlarını koymamış. Yalnız mesela eğer bir ev satışıysa falan şahıstan filan şahıs şu evi şu fiyata satın aldı şeklinde böyle çeşitli şey antlaşmaları arka arkaya kopya etmişler. Bu öğrenme için yapılıyor. Demek ki o şeylerde, bu okullarda her türlü şey öğretilmiş. Buna ayrıca dil bakımından gramer öğretildiğini de görüyoruz. Sümerce, Akatça öğretiliyor diğer ikinci dil olarak. Okullara giderken çocuklar anlaşıldığına göre sabahleyin çok erken saatte gidiyorlar. Geç saate kadar kalıyorlar. Fakat hafta tatilleri olduğunu görüyoruz. Çocuğun biri diyor ki, işte diyor şu gün tatil, bugün tatil diyor. Hafta, ayda 4 günü koyuyor. Keşke diyor daha fazla olsa bu tatiller diyor çocuklar. Ondan diğer tarafta mesela şeyler var, temizliğe çok dikkat ediliyor. Temizliğe bakan, uslu durmaya bakan, çocuklar uslu mu duruyor ona bakan. Ve eğer uslu durmuyorsa onu cezalandırıyor. Arada bir dayak da var. Dayak ve dayakın şeyi de, yazılışı da bir kamış, ondan sonra et. Kamış ete vuruluyor diye böyle. Yani okullar herhalde daha ilerledikçe çocuklar
Yani tıp bile öğreniyor. Tıp şeyleri, reçeteler yazmayı, bunları öğreniyor. Böylece şey diyoruz yani, çok ileri olduğunu anlıyoruz. Akademi gibi olduğunu anlıyoruz. Müzik şeyi var, dersleri var, müzik. 3 sene müzik dersi var çocuklarda. Yani görüyorsunuz çok muazzam bir şey, okulları. Ekseriya zaten okumuş ailelerin çocukları okunuyor, anlaşıldığına göre. Ekseriya okumuş babaların çocukları. Şimdi kızların okuduğuna dair çok büyük bir şeyimiz yok elimizde. Daha ziyade erkek okuyor görünüyor. Ama işte bazı kız şey katibelerin olması, kızların belki özel ders alarak öğrendiğini düşünüyoruz. Nippur şehrinde özellikle bir akademi grubu olduğunu anlıyoruz. Bu grup okullarda okunacak eserleri, kitapları hazırlıyorlar. Ve bunlar başka yerlerdeki, yani başka şehirlerdeki okullara gönderiyorlar. Aynı eğitimi yapsınlar diye. Bu çok önemli. Ayrıca tabii akademinin de yetiştirdiği insanlar var. Kitaplar yazıyorlar, tabletler yazıyorlar, şiirler yazıyorlar, efsaneler yazıyorlar, destanlar yazmışlar, ağıtlar yazmışlar, şeyleri var, ilahiler yazmışlar. Bunları yazan hep sanatçılar. Ve bu yazanların eserleri şeylere konuyor, kütüphanelere konuyor çeşitli yerlerde. Bu kütüphanelerde kataloglar yapmışlar. Mesela neler var, ne türlü tabletler olduğu, ne türlü konular olduğuna dair şeyler yapmışlar. Mesela bazı yerlerde kitaplı tabletleri raflara koymuşlar. Rafların yanına etiket koymuşlar. Etiket de yine kilden bir parça. Burada ne var, hangi cins tablet olduğunu yazıyor. Oraya bir delik de şey etmişler. İple asıyorlar rafa. Raflara asmışlar. Ne o raflarda hangi tür tabletlerin olduğunu. Sonra arşivleri var ayrıca. Yani bu kitaplar, hani değerli eserler kütüphanelerde, arşivlerde, yani şeylerde, mesela mabetlerde ya sarayda yapılan şeyler, gelen hediyeler, gelen vergiler yazılmış, günlük yazılmış, onlar toplanmış. Haftalıklar toplanmış, aylıklar toplanmış, yıllıklar yapılmış. Yani zamanın istatistikleri diyoruz biz bunlara. Onlar da ayrıca arşivlerde toplanmış. Mesela bir şey bulundu, bunlar çok ilginç, bir yerde küp içinde şeylerin... bazı hakimlerin, yani yargıçların verdiği kararları bir küp içine koymuşlar. Üzerinde yazıyor, mesela şu hakimin verdiği kararlar diyor. Böyle birkaç hakimin verdiği kararlar, 60 kadar hakimin verdiği kararları bir gösteren böyle bir arşiv bulundu bir yerde. Bu çok önemli. Nippur'da bir yer bulundu, bir mahalle diyoruz öyle. Birçok evler yan yana, yan yana, hepsinde tabletler bulundu şey halinde. Kitaplık diyoruz biz ona ve oraya Bilginler Mahallesi dendi.
o mahallede. Efendim, bir de onların şeyleri var, birahaneleri. Herhalde mahallenin içinde de vardı birahanesi. İşte o şeyler, oradaki bilginler geliyorlar, toplanıyorlar bir yere. Bir birahanede bir koca küp içinde bira. Herkes eline bir tane çöp şey alıyor. Neydi onun, kamış. O kamışla oradan içiyor, bir taraftan da muhabbet ediyorlar diye düşünüyoruz. O çok ilginç değil mi?